Merhaba. Şimdi pek çok insan icralarla ilgili sorular soruyor. Evimize bir icra kağıdı geldi, ne yapmamız gerekir diye soruyorlar. Yani evinize icra müdürlüğünden bir ödeme emri geldiği takdirde ne yapmamız lazım? Kısaca bu soruya cevap vermeye çalışalım. Şimdi ödeme emirleri muhtelif olur. Birincisi ilamsız ödeme emri dediğimiz, işte bir faturaya ya da herhangi bir belgeye dayanmadan veya bir faturaya dayanarak yapılan icra takibi neticesinde icra müdürlüğünün size gönderecek olduğu ödeme emridir. Bu ödeme emri size geldiğinde zaten üzerinde gerekli açıklamalar olacak. Bir 7 gün içerisinde icra müdürlüğüne itiraz dilekçesi yazabilirsiniz. Tabi borç size aitse hani yapacağınız bir şey yok. Süresi içerisinde ödemeniz lazım. Eğer 7 gün içerisinde öderseniz, 7 gün dolmadan öderseniz, işte bir vekil aracılığıyla yapılmışsa avukatlık ücretini daha az ödersiniz. Dolayısıyla erken ödemekte fayda var. Harçlarda, tahsil harcında daha az ödemiş olursunuz. Ancak eğer borcunuz yoksa, itiraz etmeniz gerekiyorsa bir dilekçeyle ya da icra müdürlüğüne giderek oradaki katibe yazdırarak itiraz edebilirsiniz. Giderken kolaylık olsun diye kimlik fotokopinizi yanınızda götürmenizde de fayda var. İtiraz gerekçelerinizi ayrıntılı şekilde yazarsınız ve borcu ve ferilerini reddettiğinizde belirtirsiniz. Bu itiraz kısmi de olabilir. Belki borcun bir kısmını kabul edersiniz, belki etmezsiniz. Bunları belirtirsiniz. Ancak ödeme emri bir kambiyo evrakına ilişkinse, yani çek veya senede ilişkinse, o zaman prosedür değişiyor. O zaman itirazı icra müdürlüğüne yapmanız mümkün değil. İtirazı icra mahkemesine dava açarak yapmak durumundasınız. Fakat icra mahkemesine dava açarken de bu birkaç türlü olabilir. Mesela imzası size ait olmayabilir. Onu belirtmeniz lazım. Ya da işte borç ödenmiş olabilir. Elinizde bir belge olabilir. Yani icra iflas kanunu 68. madde normlarında bir belge yoksa zaten itiraz takibi durdurmayacak ve dikkate alınmayacaktır. Haksız itiraz halinde de takibin durması durumunda hani %20 icra inkar tazminatı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla itirazda çok dikkatli olmak lazım. Bir de mahkeme kararları size ödeme emriyle gönderilebilir. Mahkeme kararları icraya konulabilir. İşte o durumda da yine mahkeme kararına tabii ki kesinleşmişse itiraz edilmesi mümkün değil. Ama bazı mahkeme kararları henüz kesinleşmeden icraya konulabiliyor. Bir kısmı mümkündür, bir kısmı değildir. Ona dikkat etmek lazım. Hesaplamada hata yapılmış olabilir, faiz hesabında hata yapılmış olabilir, onlara dikkat etmek lazım. Ama bu söylediğimin tamamı uzmanlık gerektiren yönleri de olan hususlardır. Tabii ki bir uzmandan, bir avukattan yardım almakta da fayda var. Dolayısıyla millet olarak da avukattan yararlanma kültürünü geliştirmemiz hepimizin hukuk güvenliği açısından önem arz ediyor. Burada tabii bir ayrıntıya da dikkat çekmek lazım. Biz genel bir bilgi veriyoruz ama tabii her dosyanın kendine özel yanları olabilir. Dolayısıyla her dosyayı kendi içinde değerlendirmek, delillerini tartışmak lazım. Buna ilişkin beyan edilecek hususlar farklılık arz edecektir. En güzeli dediğim gibi bir avukat yardımını almaktır.